Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi, sahte diploma furyası. Çok uzun süredir sahte diploma ve sahte sertifikalar üzerinde yazılar yazıp yetkilileri uyarıyorum. Sosyal medyada dolandırıcılık siteleri e-devlet garantili sahte diploma diye ilanlar veriyorlar. Hatta daha da ileri gidip bu hususta garanti veriyorlar. Asıl amaç bu yalanlara inanıp para yatıracak olanları dolandırmak. Diğer amaçsa bu sitelere girenlerin kişisel bilgilerine ulaşmak. En son bu haberi yaptıktan sonra bir kaynağımdan devlet üniversitesinde sahte diploma olduğuna dair bir bilgi geldi. İlk duyduğumda ben de inanamadım işin açıkçası. Araştırmaya başladım. İddiaya göre devlet üniversitesinden 11 kişi sahte diploma almıştı. Nasıl almışlar peki? Üniversitede okuyup vefat eden ve kaydı dondurulan kişilerin bilgileri siliniyor. Yerine parayı veren kişinin bilgileri dolduruluyor. Bu sayede kare kodlu diploma almış ve sorgulamalarda da doğrulama yapılmış oluyor. İnanılmaz yöntem değil mi? Araştırdım, ne yazık ki doğruymuş. Bahse konu Devlet Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi. Hem üniversite kaynaklarımdan, hem Bakırköy Savcılığından, hem de YÖK kaynaklarımdan olayı doğruladım. Soruşturma numarası 2024 taksi 197244. Olayı da anlatayım. Dolandırıcılar Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci işlerindeki yetkili bir kişinin kimlik bilgileriyle adına bir telefon hattı çıkarıyorlar. Çıkardıkları hatla e-imza alıyorlar. Bu e-imzayı Hatay Müşavirler Odası'nda teslim alıyorlar. Aldıkları e-imzayla da Proliz adlı sisteme girip değiştirme işlemlerini yapıyorlar. Hiç kimse yapılan işlemi sorgulamamış. E-imza hizmetini veren Türk Trust firması, 100 üniversitenin kullandığı Proliz sisteminin firması en ufak bir sorgulama yapmamış. Türk Trust firması e-imza satan şirket. Proliz sistemi ise tüm akademik ve idari fonksiyonları birbirine bağlayan bir öğrenci bilgi sistemidir. Şu anda 2024 yılı için tespit edilen 11 kişi. Bu devlet üniversitesinde yaşanan olay. Sahte diploma yapılan isimler bende var. Bu kişilere ve firmalara nasıl işlem yapılacak? Ya önceki yıllar, ya vakıf ve özel üniversiteler, parayla dağıtılan diplomalar. Mesela bu sahte diplomayı alan bir kişi devlette iş imkanı için başvurmuş. Bunun gibi başka örnek var mı? Soruları çoğaltabiliriz, ancak şimdilik burada kalsın. Devamını araştıracağım.